Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, Alpaslan Türkeş'in mezarını ziyaret ediyor. Şu an görüntüler canlı olarak ekranlara geliyor. Vefatının 27. yılında e, Türkeş'in kabrinde bulunuyor. Birçok partili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettiğini Sözlerimize ekleyelim. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, kabrini, daha doğrusu Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Egele Haber Ankara muhabiri. Mevlüt İşli de şu an itibariyle orada. Kendisine hemen sözü bırakalım. Oradaki e, yaşananları bizlerle paylaşmış olsun. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in, Vefakının üzerinden 27 yıl geçti. Türkeş 1965 yılında siyasete girdi. Türk siyasal yaşamında bizi silinmez bir yer edindi diyebiliriz. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ediyor. Ziyarette AK Partisi de Erdoğan'a eşlik ediyor diyebiliriz. Bildiğiniz gibi Alparslan Türkeş 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Milliyetçi Hareket'in unutulmaz isimlerinden Alparslan Türkeş'in bugün ölüm yıldönümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şu anda Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ediyor. Biz de gelişmeler oldukça buradan aktarmaya devam edeceğiz diyelim şu an Ankara'dan o görüntüler canlı. Merhum Alpaslan Türkeş'in vefatının 27. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabri ziyaret ediyor. Elbette ki Alpaslan Türkeş çok önemli bir isim. 25 Kasım 1917'de hayata geliyor, doğuyor, doğumu bu şekilde oluyor ve biz kendisini tabii ölümünde kalp krizi neticesinde ee, 4 Nisan 1997 yılında geçirdiği kalp krizi sonucunda Ankara'da öldüğünü daha dün gibi hatırlıyoruz. Ankara Beştepe'de e, kabri var. E, Alparslan Türkeş e, 1940 yılında e, evlendi ve e, Muzaffer Hanım'la evlendi. E, 74 yılındaki ölümüne kadar süren bu çiftten Azit, Umay, Selcan, ...ve seven Bilge ile Yıldırım Tuğrul adında 5 çocuğu olduğunu da bir kez daha sözlerimize eklemiş olalım. Elbette ki çok önemli bir isim siyaseten. Hem askeri kariyeri açısından hem Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış olduğu eğitimi... ...ve onun sonrasında Türkiye'ye dönüşü ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görevlendirilmesiyle. 27 Mayıs darbesinde yaşadıklarıyla aslında siyasi kariyeriyle... Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinden Milliyetçi Çalışma Partisine oradan da Milliyetçi Hareket Partisine uzanan o dönemde gerçekten çok önemli işler yaptığı, özellikle 12 Eylül darbesi ve sonrasında Türk siyasi tarihinde önemli şeyler gerçekleştirdiğini de sizlerle paylaşmış olalım. Milliyetçi Çalışma Partisinde 1987'de siyaset yasağının kalkmasıyla birlikte özellikle 83 yılına kadar Muhafazakar Parti adıyla kurulan ve 85'te Milliyetçi Çalışma Partisi olarak adını yer alan partiyle 87 yılında üye oldu. Ve olağanüstü kongrede 210 delegenin oyunu alarak da tamamen genel başkanlığa seçilmişti o dönem. Ve sonrasında 12 Eylül darbesiyle kapatılmış olan partilerin kullanılmasına ilişkin olarak da siyasi partiler kanununda yapılan değişiklikle 1993 yılında Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, ...MÇP değişmiş olduğu ve 95 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Türkeş parlamento dışı kalmıştı. Ama e, özellikle Türkiye Soğuk Savaşın 91 yılında bitmesiyle e, 1980 öncesindeki e, yaptıklarıyla e, oluşturduğu siyasi e, söyleminde... E, ...Türk Cumhuriyetlerinde önemli bir ivme kazandı. E, ve aslında birçok şeye de siyaseten e, özellikle önemli işler başardığını da sizlerle paylaşmış olalım. Askeri kariyeri de var elbette ki. 1933 yılında e, Lefkoşa'dan ayrılarak e, Limasol'a kalkan e, Viyana gemisiyle İstanbul'a geldiğini de ifade edelim. Kuleli Askeri Lisesi'nde okuduğunu da söylemiş olalım. 36 yılında Askeri Lisesi'nden mezun olup 38 yılında da e, Kara Harp Okulu'nu bitirmişti. Merhum Türkeş. E, aynı yıl e, Kars'a tayin edildi. Karslı arkadaşlarıyla birlikte becaiş yaparak Isparta'da da görevlerini sürdürdü. Ve e, Gelibolu'daki 58. Piyade Alayı 5. Bölük Komutanlığı'na tayin edildi. Askeri dönemde ise askerliğini yaptığı dönemde ise Balıkesir'de, bandarma, Bandırma, Bandırma'da, Erdek'te ve Marmara Adası'nda da görev yaptığını ifade edelim. Şu an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merhum Türkeş'in Kabrini ziyaret ediyor. Görüntüleri canlı olarak ekranlara taşıyoruz. O görüntüler sizlerle buluşuyor. Dualar edildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabirden birazdan ayrılacak. Ve askerlik yıllarının ardından da şunu da ifade etmek lazım. 48 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitime gitmişti. Ve özellikle subaylar için açılan o sınavda sınavı kazanan 16 kişiden, bir tanesi olmuştu. Şu an itibariyle vefatının 27. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkeş'in kabrini ziyaretini gerçekleştirdi ve görev yerine doğru gidiyor. Beştepe'den görüntüleri de canlı olarak ekranlara taşımış oluyoruz.